İyi akşamlar sevgili futbol severler. Kanal Urfa'ya hoş geldiniz. Spor zirvesi başlıyor. Evet, yine bir deplasman, yine bir beraberlik aldık, geldik. Ama Urfa Spor yoluna devam ediyor. Çok değerli konuklarımız Sayın İsmail Mutlu, Halil Savaş ve Mühittin Hocam. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii deplasmanda beraberlik aldık. İçeride zorlu maçlar daha var. Flöfa bu takım çıkar mı, çıkmaz mı? Onun muhasebesi yapılması lazım. Artık şekline, şemaline bakılacak. Önümüzdeki maçlar belli değil. Yine bakarsın en azından playoff'a Şanlıurfa sporumuz çıkar, aynı şekilde mücadelesini verir. Evet, isterseniz önce Sayın Mühittin hocamdan başlayalım. Mühittin hocam, özetlere bakalım ondan sonra. Tamam, daha tamam. Önce bir özetlere bakalım, özetlerden sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet sevgili futbol severler, özetlere baktık, puan durumuna baktık, gelecek haftanın maç sonuçlarına da baktık. Hemen Mühittin hocam, müsaaden varsa işte büyüğümüz İsmail abiden başlayalım tabii, istersen. Tabii sen daha büyüksün İsmail abi yaş olarak. Tabii sen her zaman tabii biz burada futbolu konuşuyoruz, Urfa Spor'la ilgili konuşuyoruz, değerlendiriyoruz, amatörle ilgili de konuşuyoruz. Tabii İsmail abinin de yıllarca büyük bir emeği var basketbola. Gerçekten büyük hizmetler de etti. Ondan dolayı tabii basketle ilgili, voleybolla ilgili çok bilgiler de var. Ondan almamız, onu mutlaka izleyenler de vardır. Maç sonuçlarını, şeylerini takip ediyor, o da biliyor. Sadece futbolu değil, hem Urfa Spor'u takip ediyor. Hem basketbol, voleybol, yani birçok salon sporlarında gerçekten tüm spor salonlarının çoğunu takip ediyor ve gidip yerinde de izliyor. Ondan dolayı bizden daha çok bilgisi var. Biz sadece işte Urfa Spor'u takip ediyoruz. Rakip takımları da takip ediyoruz. Onun iki tane alternatif var. Bizim bir tane. Biz futbol, Urfa Spor ve rakiplerini, ama kendisi hem basketbol, voleybol, gerçekten büyük emekler verdi. Ondan dolayı tabii sevgili spor severler de mutlaka hem Halilye olsun işte basketbol takımı, belediye sporun olsun. Onlarla ilgili böyle bir açıklama yaparsan sevinirim, evet. Sayın Mutlu. Öncelikle iyi akşamlar bizi izleyenlere. Ben sözlerime ilk başta değerli basketbol temsilcimiz Kemal Ergüven'in
Babası rahmetli olmuştur. Allah rahmet eylesin. Babası da eski Milli Eğitim Müdürümüzdü. Necat Ergüven. Evet, buradan evet. Bir baş sağlığı diliyorum. Evet. Yani konu basketboldan açıldı. Bu basketbol il temsilcisinin de öyle bir haberini buradan duyurmak istedim. Bunun yanında ikinci olarak önemli bir şey. 27 Şubat 1 Mart arası Türkiye Kadınlar Basketbol Şampiyonası Urfa'ya alındı. Çok güzel. Buradan spor severlere, özellikle basketbol severleri salona bekliyoruz, kahvarana. 27 Şubat 1 Mart arası. Çok önemli. Evet, bizim de sağ olsun bizim antrenörümüz olmamızda çok büyük emeği olan basketbolun duayeni Emin Balcı hocamızın sayesinde ve il temsilcimiz Kemal Ergüven arkadaşımızın sayesinde Şanlıurfa'ya böyle bir turnuva alındı. Tabii aşağı yukarı 30-35 yıldır basketbolun içerisindeyiz. Gerçekten iyi bir turnuva. Bundan önce ikincilik şampiyonası vardı. 7-8 yıl önce Türkiye Kupası vardı. 10-15 yıl önce, 10 yıl önce de yine benim il temsilcisi olduğum dönemde de Türkiye Şampiyonası vardı erkekler. Erkekler. Evet. Değerli il temsilcimiz, eski il müdürümüz Şeref Şelle'nin döneminde de ilk zaten turnuvayı alan il müdürümüz, o zamanki il basketbol temsilcimiz, ben de antrenördüm. O dönemde de Urfa'ya gerçekten, belki hatırlarsınız Muhittin Hocam, belki takip ediyor yani az çok bizleri. O dönemde de gerçekten burada Fenerbahçe, PTT, U gibi takımların turnuvası oldu. Gerçekten çok feyiz aldık. Çok antrenör arkadaşlar Şanlıurfa'da onlardan esinlenerek iyi hamleler yaptılar. Bu da Urfa için gerçekten güzel bir şey. Spor severlerin 27 Şubat'ta Kaparana Kapalı Spor Salonu'na davet ediyoruz. Buradan bu şekilde bilgi vermeye çalışıyoruz. 3 gün mü sürüyor? Evet. Gün mü? Aşağı yukarı 8 takım katılacak kadınlar. 3 gün Türkiye, sürüyor. Evet. 3 gün, 3 veya 4 gün bitecek. Bunun yanında basketboldan yine devam edelim. Tabii. Diyarbakır Ortopedik Engelli 16, Urfa Bedensel Engelli Basketbol Takımımız, Bölgesel Lig Basketbol Takımımız 42. Güzel bir galibiyet almış. Buradan kutlarız. Efendim yine Halliye'nin basketbol takımı tenis, eskrim, dalcılık, TED 66-53 gibi bir sonuçla yenmiş. Bu da güzel işler yani. Ayrıca Halliye'nin voleybol takımı deplasmanda Ordu Akkuş Belediyesi'ni 3-0 yenmiştir. O da final playoff'a kalma açısından çok önemli bir adım atmıştır. Ayrıca Muhittin Hocam'ın bulunduğu belediye, Büyükşehir Belediye voleybol takımı, o da playoff'lara kalma yolunda büyük bir başarı elde etmiştir. Bunlar Urfa adına gerçekten güzel şeyler. Ben her zaman programın ilk başında salon sporları, sonra da Urfa Spor'u söylüyoruz. Ama Urfa Spor'a gelmeden önce de yani futbol olarak da biliyorsunuz işte 11 Nisan'dan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye bir berabere kaldı. Evet. Tabii bunun haricinde Karaköprü 5-0 gibi bir skorla Körfez'i yendi. İyi yani, o da ligde kalma yolunda iyi bir sonuçlar almıştır. Daha önemlisi gerçekten hiç kimsenin, yani Halil abiden belki ben iyi takip ediyoruz bunu. Kadınlar Futbol Bölgesel Ligi'nde, 3. Ligi'nde Mustafa Apak hocamın takımı, dün akşam da kendisinden görüştük yani, mesajlaştık. İyi bir 8-0 gibi 8-0. Bir sonuçla ikincilik playoff'u ikinciliği garantilemiş gibi bir iki maçı kalmış. İlk iki ikinciliğe çıkıyor. Garantilemiş gibi bir şeyi var. Bence çok güzel iş yapıyor. Kendisi ben çok güzel iş yapıyor ama 3-4 yıldır da takip ediyorum. Yani önümüzdeki yıl girdiği takdirde efendim iddiadan ekstra bir para aldık takdirde kendi ayağında da durup hiç kimsenin de sponsor olmasına da gerek yok. Nedenine gelince yetiştirdiği bayan arkadaşlar, çocuklar, genç arkadaşlar hepsi ufak bir limitten oynuyor ve kendi emeğinle yetiştirdiği için
Urfa Spor gibi çok büyük bir bütçeli bir takım değil. Çok güzel işler yapar. Urfa'nın da çok güzel adını duyuracağından adım gibi eminim. Ben buradan seçilecek büyükşehir veya diğer 3 belediye başkanımıza bu kadın futbol takımına destek vermelerini istiyorum. Ayrıca yani bugün duyduğum bir haber. Ben genelde böyle haberleri söylüyoruz. Kusura bakmayın biraz uzattık. Yok önemli. Üniversitenin kadın basketbol takımının Emine Hoca ile görüştüm. Şehrimiz adına bir atılım olacağını, önümüzdeki yıl ikincilik gibi bir şeyler düşündüğünü. Bu da gerçekten güzel bir şey. Yani genelde Urfa'da Urfalı beden eğitimi hocalarının çok güzel başarıları var. İşte bunlardan biri karşımda oturuyor Muhittin Hocam. İşte çok güzel hakemlik yaptı. En üst düzey artı bir de bu işin okumuşu. Gerçekten bu insanlara güvenmemiz lazım. Bizler, ben antrenör olarak belgemi aldım. Ama bu arkadaşlar Muhittin gibi Urfa'da 30'a yakın insan var. Bu arkadaşların hepsini ayrı ayrı yerlerde değerlendirip Şanlıurfa'nın spor alanında çok iyi bir yerlere getirebiliriz. Ben hepsine buradan beden eğitim hocalarının Urfalı olan arkadaşların hepsine canı gönülden teşekkür ederim. Urfa Spor'a gelince Urfa Spor beraberlik üzüldük ama deplasmanda alınan bir beraberlik bizi ileride belki playoff'a da sokabilir. Puan olarak bize puan olarak şey yapabilir. Urfa Spor çok, geçen hafta konuştuk. Urfa Spor'u çok da böyle derin konuşmayalım çünkü kırılıyorlar insanlar. Yani gerek de yok. Zaten puan durumuyla, şartlarıyla Urfa Spor ortada. Ben bu bir puanın önümüzdeki haftalarda takım düzeleceğini hissediyorum. Ve o bir puan da bizi belki playoff'a da sokabilir. Herkese teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet. Böyle devam edelim. Sayın Savaş'tan da biraz böyle devam edelim. Bu tarafa doğru gelelim. Evet, herkese iyi akşamlar. Tabii spor zirvesi %80-90 Urfa Spor ağırlıklı hep konuştuğumuz bir program. Tabii Urfa Spor artık bu saatten sonra konuşulacak bir tarafı kalmadı. Yani şampiyonluk, evet. Yani şampiyonluk hayal oldu. Ama playoff ile ilgili bazı umudumuz var ama. Umudumuz var. Playoff diyelim. Evet. Tabii dünkü maçta böyle ufaktan da izlediğimiz kadarıyla Urfa Spor mağlubiyetten kurtulmuş. Evet. İşte gol pozisyonu çok nadir bir şekilde bir maç çıkarmış. Bencesine mağlubiyetten kurtulduğumuz için bir puan da Sayın Mutlu'nun dediği gibi playoff yolunda işimize yarar diye düşünüyorum. Allah'tan Pendik Spor da mağlup oldu da aramızdaki puan farkı biraz playoff'la evet, ilgili konuşuyoruz. Puan 10 puan kaldı arada şimdi. Şeyle ilgili yani ilk 5 ile ilgili. O yüzden Urfa Spor'un tabii her geçen gün biraz daha kan kaybediyor, puan kaybediyor. Tabii bunların bütün sezon başında maddi sıkıntılardan kaynaklanacağını, ileriki günlerde bunun önüne maddi sıkıntıdan dolayı skora etki edeceğini hepimiz biliyorduk. Rakiplerimiz de bunu biliyordu. Ve tabii mağlubiyetten iyidir bir puan. Deplasmanda sahamızda iki maçı kaybettik. Onun arkası sıra yani deplasmanda bir puan playoff açısından, gelecek açısından mağlubiyetten iyidir diye düşünüyorum. Tabii Karaköprü Spor'u az önce söylediniz. İnşallah bu haftadan sonra iyi sonuçlar alır da biraz Hüseyin hocamın yüzü gülür. Bu takma geldikten sonra bu hafta iyi bir çıkış yaptılar. İstikrarsız bir çizgi yakaladı. Umudumuz gerçekten Hüseyin hocanın bu takımda başarılı olması ve o takımla özleşmesi evet. Ve gelecekte de şampiyonluklara imza atmasını can gönülden istiyoruz. Bir Urfalı olarak, bir spor adamı olarak. Benim tabii Belediye Spor da şampiyonluğu artık suya düştü diyebiliriz. Değil mi hocam, evet. Müddin hocam? Yani bu sene ilk senesi bir işte bu ligde hiç olmazsa biraz pişmiş olur ve tecrübe kazanır. Önümüzdeki sene şampiyonlukla ilgili inşallah projeler hazırlanır diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim evet, kadar. Yine tabii döneceğiz hemen Muhittin hocama dönün. Benim de bir sorum vardı Muhittin hocama. Çünkü hafta içi
Merkez Hakem Kurulu seçimi ne oldu? Sevgili spor severler mutlaka bekliyordur. Onun, bir de sizin de isminiz geçiyordu. Tabii polislerde biz de duyduk. Yani Ankara'da makalesinde isimleriniz geçiyordu. Tabii kurul bu hakem atamaları yaptıktan sonra istifa ettiler herhalde. Takip ettiğimiz kadarıyla. Ne oldu? Bu nasıl bir seçim oldu? Sizin de isminiz geçiyordu. Bununla ilgili sevgili spor severlere de bilgi verirseniz sevinirim. Herkese iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Evet, Merkez Hakem Kurulu 2 yıllık Yusuf Namoğlu'ndan boşalan yere Sabri Çelik Başkanlığı'nda Mustafa Çolcuk, Kamil Abitoğlu, Hamza Mısır, Ünsal Çimen, Muhittin Boşat. Gönül isterdi ki Muhittin Gürses olsun ama maalesef böyle bir ilk çıkışta böyle oldu. Nihat Mızrak, o da bizim Diyarbakır bölgesinden bu şeye bakacak. Ferhat Gündoğdu, Ünsal Çimen, Hakan Sivriseldi. Yani baktığın zaman güzel bir kadro oluşturuldu. Yusuf Namoğlu 2 yıllık sürede çok şeyler değiştirdi. Nasıl değiştirdi? İyi mi değiştirdi derseniz hayır, iyi değiştirmedi. Belirli adamlarını tutuyorlar bunlar. Belirli adamların üzerinden ligi götürmeye çalışıyorlar. 5 tane adam, 10 tane adam bulmuşlar. Devamı onları döndürüyorlar. İyi hata yapsa da, kötü hata iyi yapsa da, kötü yapsa da herhangi bir ceza sistemi yok, ödül sistemi yok. Hep ödül. Kötüye de ödül, iyiye de ödül. Hepsine ödül. Hepsine ödül. Hepsine ödül. Böyle olunca da zaten bu sonuç kaçınılmaz oldu. Onların döneminde çalıştınız mı hocam siz? Tabii ben Yusuf Namoğlu döneminde de çalıştım. İşte belirlemişlerdi hakem sayısı kimdir? İşte Urfa'da kim vardı? Muhittin Gürses var, Şahan Yılmaz var. Hakemimiz var mı? Orta hakemimiz yok. O zaman size maç yok. Ben de bu ligdeydim mesela. Evet. Hani bana maç veriyorlardı. Nasıl veriyorlardı? Ben isim söylemişlerdi. Bülent Yıldırım. Ben maçlara Bülent Yıldırım'la gidiyordum. Şahan hiçbir maça gidemiyordu. Çocuğu kimse söylememiş. Böyle olunca o çocuk burada niye almışsınız o zaman diye. Evet, ne aldınız o ligi? Niye aldınız o zaman? Kalmasın. Şimdi inşallah Sabit Çelik bunu yapmayacağına inanıyorum. Ben geçmişte de Sabri Çelik başkanımla çalıştım. Merkez başkanlığımı yaptı aynı şekilde. Mustafa Çulcu da merkez başkanlığımı yaptı. Hatta Mustafa Çulcu'yla ben yurt dışına maçlara da gittim. Avrupa FIFA farklıken. Mustafa Çulcu'yla maçlara gittim. İyi bir ekip oluştu. İnşallah başarılı olurlar. Burada 4 aylık bir süremiz var. Federasyon seçimleri olacak. Bunlar atamayla geliyor. Federasyon atamasıyla bunlar seçiliyor. Bizim tabii ki burada o her zaman söyleriz ya, şeyimiz yok, lobimiz yok. Evet. Bizim lobimiz isimlerimizi öne çıkartana kadar ismimiz çıktı. İşte tabii için içine giremedik. Nerede? Sonuçta kimse birbirini Urfa'da desteklemiyor. Halbuki ben desteklesem hepimize birer faydamız olacak. Evet, tabii, ona faydası olacak, birine olacak, diğerine olacak. Burada bir isim geçecek. Burada toplantılar yapılacak, çağıracaksın gerekirse federasyon başkanlığını. Hepsi olacak. Her şey artı. Ama maalesef işte hocam, her bir zaman soru sorayım. Yani evet, şu an bu kadroda, bir ekipte evet, yani sizi görevlendirebilirler mi? Göreve çağırabilirler mi? Öyle yani bir durum olabilir mi? Bu kadroda şu anda seçildi. Merkez Hakem Kurulu üyeleri seçildi. Bizim bölgeye de eski Süper Lig yardımcı hakem Nihat Mızrak bakacak. Hı. Bizim bölge dediğim Doğu ve Güneydoğu bölgesi, evet, 16 ile bakacak. Hani burada tabii ki bölgesel kurul da var. Hı. Artı bir de hani bölgesel ligimiz nasıl var? Onların gözlemci hakem, yardımcı hakem ataması da 16 bölge için nasıl söyleyeyim, bölgesel kurul başkanlığı altında geçecek. Nasıl Merkez Hakem Kurul Başkanlığı bunlarsa, üst liglere giriyorsa, burada da her bölgede 16, burada ilimiz var, 16 ile 2 tane adam bakacak. Bakarsınız bizim de ismimiz olabilir bunun yani içinde. Siz istifa etmiştiniz, tekrardan teklif olursa dönebilirsiniz. Tabii yani herhangi bir istifa olabilir etmişim. Olabilir mi yani? Hakem, gözlemcilik yapmam belki şu an itibariyle ama yöneticilik yapma imkanımız var mesela. Evet. Bunun evet, içinde. Yani dur, inşallah başarılı olur. Nihat Mızrak'ı söylüyordum. Kadro hepsi böyle geçmişte senin birlikte tabii beraber çalıştım. Nasıl beraber çalıştım? Sabri Çelik abimiz bizden büyüktür. Biz geldiğimizde onlar hakemliği bırakmak üzereydiler. Diyelim aynı şekilde Mustafa Çulcu, beraber maçlara çıktık. Kamil Abitoğlu, Hamza Mısır, Muhittin Boşat. Son dönemlerine yetişti Muhittin abinin. Zaten evet, onun da bir esprisi vardı. Yıl 1999, hemen onun üzerinden atlattırayım. İşte biz seminere gitmişiz. İlk seminerimiz. Muhittin Boşat abimiz çok espritüeldir. Böyle çok şakraktır.
İşte Metin Tokat, Mühettin Boşat, işte Mustafa Çulcu, hepsi baba hakemler. Asansöre bindiler. Ben de daha yeni gitmişim. 23-24 yaşlarındayım. Girdim ben de şeyin içine, asansörün. Döndü. Tabii yakalığımız var boynumuzda. Evet. Yakalık isim yazıyor. Hangi bölge, neresi yazıyor derken. Evet. Döndü. Herkese döndü. Dedi ki bu şeye bir bakın. Bu adam iyi hakem olacak dedi. Döndü bana. Herkes 10 tane hakem. Hepsi baba. Döndü. Hepsi böyle bir bana bir süzdü. Boydan aşağı. Dedi sorun ismini. Dedim isminiz ne Muhittin. Dedi gördünüz mü bak ben iyi hakemsem bu da iyi hakem olacak diye. Böyle bir espri orada geçmişti. Yapmış, evet. İşte bizim bölgeye de Nihat Mızrak bakacak. 16 bölgeye. İnşallah Nihat'la Mızrak da benim çok samimi bir arkadaşım. İnşallah başarılı olacaktır. Bizim bölge itibariyle. Tabii Serdar Tatlı bakıyordu bu bölgeye. Diyarbakırlı değil mi arkadaş? Bu Diyarbakırlı arkadaş. Orta hakem miydi hakem bu? Yardımcı hakemdi. Beden eğitimi yüksek okulunda öğretim evet. Görevlisi. Nihat Mısrak. TRT'de de spor yorumculuğu yapıyordu. TRT Kürdi'de. Evet. Her akşam bana hatta hep arar izliyor musun diye izliyorum ama anlamıyorum bir şey dediğimde kızıyordu. Kürtçe bilmediğim için. Evet. Öyle bir şeyimiz de var her hafta. İnşallah tabii başarılı olur. Bu ekip Urfa'dan tabii yine hakemlerimiz var. Aha. Böyle bir gitme pozisyonu falan olmaz mı? Mesela Mikail Cihangir gibi. Niye olmasın? Niye olmasın? Yani herkes bunlar... hep şey, kendi ellerinde iyi bir şey olduktan sonra iyi şeyler yaptıktan sonra. Yani Mikail sonra... gibi genç tabii, ve tabii. Yetenekli çok var. Tabii, iyi hocalarımız var. 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 Ben Mikail de biliyorum. Evet. Yani bunun gibi aslında hocalarımızı biraz gerekirse siz bir rapor halinde bunlara tabii ki bunlar artık Nihat Mızrak'a sunarsanız tabii ki, öncelik tabii yaparsanız evet, iyi olur. Aynen niye olmasın. Evet. Elimizden bizim için Urfa için elimizden ne geliyorsa yapmaya her zaman hazırız. Ya, önemli olan biz milliyetçiyiz. Evet. Ben Urfa milliyetçisiyim. Elimden ne geliyorsa her zaman var. Serdar Tatlı Urfa'dan gitti de en azından sen buradasın. Evet. Bu genç hakemlerimize illaki. Hayırlı akşamlar dilerim. Birbirinden değerli konuklarımıza selamlar. Şanlıurfa Spor'un başarısı olması için her yerde lobimiz olması lazım. Maalesef. Hakemliği Serdar Tatlı da aldılar. Hakemliği Serdar Tatlı'dan aldılar. Diyarbakır bölgesine verdi. Birbirine saygı göstermek lazım. Birbirimizin kuyunu kazmayalım. İsmail Milli sevgi ve saygılarımı burada sunarken. Kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar beraberiz. Evet sevgili futbol severler hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Urfa Spor'la ilgili tabii konuşmalarımız olacak birazdan. Saha içine de ineceğiz. Takımla ilgili konuşacağız. Sayın Savaş'a da dönelim. Notlarını almış. Baktım notlardan biri herhalde bizi de ilgilendiriyor. Buyurun Sayın Savaş. Evet. Bu hafta dünden beri bakıyorum sosyal medyada İsmail Buz hep böyle vitrinde ön plana çıkmış. Geri çekilelim. Geri çekilin. 4 gol atmış. Biri frikten, süper bir frikten gol atmış. Tabii İsmail Buz kardeşimizi böyle bir şey söyleyeyim. Tekrar döndü. Ben daima diyorum bu sahalarda bir tane mezar kazarım da yarınki liginde hiç uzağa gitmeyelim. Sabahtan akşama kadar maşukta. Evet. Akşamları işte uyanış sporu arenada uyanışı çalıştırıyor. Milli 11 Nisan, şey, 15 Temmuz. 15 Temmuz milli takımını çalıştırıyor. Evet. Bazen masterlarda zaten idmana katılıyor. Bazen kız futbol takımının kalecisini bazılarını çalıştırıyor. Böyle baktığım zaman maşallah ömrü hep sahalarda geçiyor. O yüzden bu cümleyi sarf ettim. Dün de bu Uyanış Sporu herhalde bu sene yeni kurmuşsunuz. Bu takımı başkan kim kurdu? Onunla ilgili bilgi verebilirim. Bunu da söyleyeyim. Evet. Yani ben bu takımda hep gençlerle, gençlerden oluşan bir takımda. Yani sen de bu takımda nasıl oldu girdin? Genç ve ilk yani. bence ilk haftası Viranşehir'de de deplasmanda 5-3 yenmişler. 4 golü de İsmail Buz. Biri de asist olmak üzere.
Böyle bir duyum aldım. Hepsi kendisi o zaman. İnternette, Facebook'ta gördüm. Müthiş bir frik golü da vardı. Bu hem uyanış sporu, bir de bu takımda nasıl oldu da oynamaya başladın? Uyanış uyandı mı? Bu konuyla ilgili sen uyanış nasıl uyandı abi? Şimdi bir gol vuruşuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Halil abi çok güzel konuya temas etti. O vuruşu ben 3-4 defa izledim. Çok meraklıyım. Gerçekten topa o kadar güzel vurmuş ki tam hacivari bir vuruş yapmış. Çok güzel vurmuş ama ayak vuruş şekli döne izlemenizi oldu. Tavsiye ederim yani, gerçekten. Eski golcü. Bravo. Evet. Tabii Uyanış Spor 1950'de ben bilgi vereyim. Çünkü Uyanış Spor'un çok eski oynayan, futbol oynayan abilerimiz var gerçekten. Dingörler, Hayli abiler, Küçük Çanakçılar, ondan sonra Hacı Ahmetler, Sabuncular, bir sürü daha ismini saymadım, çok büyük abilerimiz oynadı. Bu takımı kururken, tabii geçen yıl ben kurdum. Geçen yıl kurduğumuzda hemen işte dedik gençlere emek verelim. Genç bir yeni filiz futbolcular bulduk, ayarladık hepsini. Dedik ki filizlerin yanına da birkaç tane tecrübeli abilerimizi de koyalım. Bu lige girelim. Yetiştiremedik gençleri koyalım 19, 17, 16 yaş grubunu. İkinci amatör yakındı. Dedik işte ikinci amatörden başlayalım. Oysa ki bizim şu anda 75'e yakın lisanslı genç futbolcumuz var. 75'e yakın şu anda. Yeni kurulmasına rağmen. Yeni kurulmasına rağmen talep de çok. 75'e yakın genç futbolcuları bulduk. 16, 17 yaş, 19 yaş grubunda, 15 yaş grubunda bu gençlerimiz hepsi seneye oynayacaklar. Tabii 17, 18, 19 yaşındaki gençlerimiz de bugünden itibaren biz ikinci amatöre adapte etmeye çalıştık. Gidiş gelişi bilsin, oturmayı bilsin, kalkmayı bilsin, antrenmanı bilsin. Ondan sonra otobüsle deplasmana yolculuğu bilsin. Bunlara alışsın ki seneye şeyde oynasın. 17, 19 liglerinde, 16 liglerinde, 15 liglerinde oynasınlar. 1950 yılında kurulan bu takım 1969 yılında kapandı. Kur'an Hacı Ahmet Çalışkan. Hacı Ahmet o zaman. Evet, Hacı Ahmet Çalışkan, Mehmet Yılmaz ve Yılmaz Çalışkan'ın babaları. Ahmet Çalışkan. Evet. Mehmet Çalışkan. Evet. Mehmet Çalışkan sizin arkadaşınız evet. Oluyor, samimi dostunuz. Mehmet Çalışkan ve Yılmaz Çalışkan'ın babaları. Ahmet abi. Ahmet, Hacı Ahmet Çalışkan 1950'de kurdu. İkisi de iyi futbolcudur. Evet. 1969'da bu kulüp kapandı. 2017'de, 2017-18'de aşma şeyi bize nasip oldu. Tabii biz gittik, onlar adına konuştuk kendilerine. Ben bir plaket de yaptım. İnşallah beraber o plaketi beraber takdim edersek Hacı Ahmet Çalışkan abimize çok güzel olacak. Tabii onlar da bize her zaman böyle destek verdiler. Tabii ben Uyanış'ın ismini kendisi duyarken inanın gözleri de doldu Hacı Ahmet Çalışkan'ın. Dedi bu takımı ben kurdum, bu takımı ben oynadım dedi yıllarca. Dedi helal olsun, aferin sana dedi, güzel bir şey yapmışsın dedi. Valla şimdi İzmir'den olsun, ondan sonra Kocaeli'den olsun, İstanbul'dan olsun. Beni arayıp da bu takımda ben 50 yıl önce bu takımın formasını giydim, oynadım diyor. Tabii burada bir şey var, onların Uyanış Spor'un rengi sarı kırmızıdır. Sarı kırmızı ama sarı kırmızı olduğundan itibaren Urfa'da da çok sarı kırmızı forma olduğundan dolayı ben bir Urfa Spor sevdalısı olarak rengini Urfa Spor yaptım. Yani bizim rengimiz Uyanış Spor'un sarı yeşil. Urfa Spor'un. Hatta şu anda bizim bir formamız Urfa Spor'un giydiği formanın aynısı. Biz şu anda bu hafta da giydik. Belki gördünüz evet, formayı. Evet, formanın aynısını Urfa Spor. Bizim bir sevgimiz var. Bizim bir şeyimiz var. Urfa Spor'un formasını aynı. Şu anda biz giyiyoruz. Ben gururla giyiyorum 9 numarayı. Sen ilk maçın mı yoksa daha önceden oynamış mıydın? Yok ben oynamadım. 4 maç. 1 mağlubiyet. 3 galibiyet aldık. Ben sakattım, oynamıyordum. Yani benim oynamamın sebebine de gelince. Tabii biz bir hocayız ama ben biraz abilik yapmak istedim gençlerimize. Biraz örnek alsınlar. Sahada da beni görsünler. Dışarıda hocalığımı da görsünler.
en azından bilgi birikim mi, evet, sahadaki duruşu mu, futbolculuğu mu, yani o çocukların görmesi lazım. İnan iyi ki de diyorum ki ben bugün lisansımı yapmışım, sahaya girmişim. Çünkü bana sarılan o gencecik çocuklar, yaptığım hareketler, onlara davranışım, rakibe davranışım, hakeme davranışım. Emin Boz bu hafta geldi Güran şehre, o gözlemciydi. O da takdir etti bizi gerçekten. O çocuklara benim bu saatten sonra ahlak olarak, terbiye olarak, yani futbolcu olarak, gidiş geliş olarak, yani benim de bir şeyler vermem lazım. Bir tek hocalıkta değil işte, bazen de sahanın içinde. Hayır abi, sen yıllarca sahanın içinde böyle bir toparlayıcı özelliğim vardı. Yani bizden daha çok özelliğim vardı. Şimdi biz de yani yaşımız geçmiş, doğrudur, artık iş bitmemiş ama oynuyoruz hala Allah'a şükür. Çünkü Allah'ın verdiği bir kuvvet var yani. Hocam ben geçen haftasının Uyanış Spor'un toplantısına da katılmıştım. Evet. Güzel bir ekip. Evet. Hepsi pırıl pırıl. Hem gencecik, biraz da böyle yaşlı 3-4 tane abilik yapacak insanlardan, futbolculardan kurulur. Ben sen oynayacağım dedim, inanmamıştım. Kesinlikle oynamaz dedim ama oynadın. Ben arkadaşlara, özellikle senin futbol Uyanış Spor'daki kardeşlerimize bunu öneriyorum. O ismin çok önemli olduğunu, çok değerli olduğunu ve edeple, ahlakla, futbolla bunu her şekilde bilincine varıp o takımı başarıya götürmeleri için ellerinden geleni yapsınlar diye düşünüyorum. Çünkü Uyanış Spor'un evveliyatı çok önemli, çok güzel insanlardan kurulu ve bu takımın oluşu o eski abelerimizi canlandırmış oldun. Bunun bilincinde bir takım oluşturduğuna inanıyorum. Yani. Aynı tabii, şöyle söyleyeyim. Bir insan, yani bir kişiden olmuyor bu işler. Yani tabii sizin gibi değerli abilerimiz, İsmail Mutlu abim olsun, sen olsun, ondan sonra Muhittin hocam olsun, Reşit Karakoş olsun. Evet. Yani maddi manevi destek de verdiniz. Allah razı olsun. Çünkü o gençlerin bir Allah razı olsun demesi bizim için, sizin için çok önemli. Tabi her zaman sizi de yanımızda görmek istiyoruz. Çünkü siz de sporu seviyorsunuz. Aynı zamanda siz de zaten bizim fahri başkanımızsınız. İnşallah. İnşallah. Tabi sizin orada o gün gelip iki kelime konuşmanız bile o çocukları motive ediyor. Çünkü bu çok önemli. Değerli olduklarını alıyorlar. Değerli olduklarını alıyor. İnan Halil abi o gün gittikten sonra kaç tane genç ya dedi ki bana, ya dedi Halil abi gerçekten dedi ne kadar düzgün, efendi, bak saygılı, futbol oynamış, ne güzel konuştu dedi. Dedi biz Halil abi dedi, hocam devamlı çağırırsan dedi sevinirim. Dedim sen merak etme Halil abi, inşallah devamlı yanımızdadır. İnşallah. Ondan dolayı. İnşallah. Böyle bir şey, emek veriyoruz. İnşallah ileride çok güzel şeyler olacak. Gençlerimizi lige koyacağız. Bunu da çok uzatmayalım artık. Değil mi? Tabii belediye spora hemen geçelim. Belediye spor şampiyonluktan uzaklaştı. Evet. Yaklaşık 14 puanını aradık. 13 mi oldu? 13 oldu. Tabii belediye spor uzaklaştı ama alt kategorilerde 19, 17, bir de 16'da 17'den iyi bir şampiyonluklar yaşadık. Evet. Değil mi? Onları da bir açıklarsanız sevinirim. Evet, belediye spor zaten geçen hafta da söylemiştik. Geçen haftadan artık lige havlu atmıştık. Yani artık eleştirmiştin geçen hafta. İllaki, geçen hafta da çok eleştirdin takımı. İyisini söylediğimiz, kötüsünü de söylüyoruz. İyisini de söyleyeceğiz. Mecbur her şey neyse açık. Tabii söylemek lazım. Kimseyi kandırmanın bir anlamı yok burada. Bu Urfa Spor için de geçerli, Belediye Spor için de geçerli, Karaköprü Spor için de geçerli. Neyse o. Hani burada olan bir şeyi söylüyorsak, iyi bir şey olmuşsa söylüyoruz, kötü bir şey olmuşsa söylüyoruz. Muhittin hani hocam sözünü kimse, baldan kesiyorum. Kusura bakma, bunu Ali mesaj önceden geldi. Tabii şimdi okuma. Ali abimiz bildiğiniz gibi biz müsaade istedik kendisinden. Zaten kendisinde biraz işlerinden dolayı Ali Çizmecioğlu abimize sevgi ve saygılarımızı önce sunuyoruz. Konuklara çok selam demiş. Her bir hepsi birbirinden şık. Saygılar. Gerçekten. Demiş ki kral senin free giyin Van Hooydon tarzındaydı. Tebrik ediyorum. Fenerbahçeli ya ondan. Ondan dolayı demiş. Ali abime sevgi ve saygılarımı buradan sunuyorum. İnşallah haftaya yine beraber olacağız Sayın Çizmecioğlu'ndan.
Evet hocam. Evet. İşte dediğimiz gibi iyisiyle kötüsüyle her şeyi söylemek zorundayız. Evet. Burada Urfa Spor'a da iyisini söylüyoruz. Yeri geldiğinde kötüsünü söylüyoruz. Evet. Karaköprü'ye de iyisini söylüyoruz. Yeri geldiğinde kötüsünü söylüyoruz. Belediye Spor'da iyisini söylüyoruz. Yeri geldiğinde de kötüsünü söylemek zorundayız. Nerede eşitlik, nerede doğruluk diye söylerim bunu. Evet, zaten bu sene artık ligi kapattık. Yani kapattık nedir? Burada bir 7 maçımız kaldı. 7 maçın ikisi bay geçecek. 5'i de ligde mücadele edeceğiz. Önümüzdeki senenin kadrosunu oluşturmaya çalışıyoruz az çok. Evet, önümüzdeki sene. Tabii tecrübeli ve genç yetenekler. Hani şu anda arkadaşlarım 19'da diyelim orada oynayanları taramaya geçtiler. Şampiyon olan takımlarda kimler iyi, kimler kötü bir araştırmadalar şu anda. Ona göre bütün genç bir kadroyla aralarına aynı senin dediğin gibi tecrübeli, tabii, iyi, ahlaki yönden bir şey verebilecek futbolcuları almayı planlıyoruz. Onun dışında bu seneyi zaten dediğimiz gibi bir şeyimiz yok. Seneye de tam kadro olarak çıkacağız. Tabii ki yeni tesisimiz de bitmek üzere. Yeni tesis de bittikten sonra burada futbolcu yetiştirme bakımından daha çok kolay olacak. Orada evet, bütün altyapımız hepsi orada, yemeğini yiyecek, içecek, orada antrenmanı yapacak, orada giyinecek, orada soyunacak. Bütün işleri maçlarına kadar orada yapacak. Bu büyük bir avantaj. Ne yani, bir altyapıda yapıyorsun ama bir yerin yok, bir sahan yok. Ne kadar zorlanıyorsun, sen bunun içindesin. Evet, aynen. Bu olduktan sonra, bu imkan da verildikten sonra bence hani başarılı olunmayacak bir kayda göremiyorum ben burada. Evet. Genç olarak bu genç takımlarımız zaten bundan önce hepsini söyledik. Bütün yok, takviye şu anda ettiğiniz var mı genç olarak yani? Genç o 2-3 tane takviye edildi. Aslında bu sene özür alt diliyorum tarafa. Sayın evet, yani Gürses. Yani bu sene nasıl olsa şampiyonluğu yok diye 5 maç da olsa, 6 maç da olsa gençlerden oluşturup tecrübe açısından önümüzdeki sezonu illaki böyle onun, bir çalışma yapsanız daha iyi olmaz. Onun düşüncesi içindeyiz ama maalesef sonuçta Büyükşehir Belediye'nin ismi geçiyor. Evet. Hani ne bileyim, çıkacaksın oynadığın takımlar Büyükşehir olarak tamam 1-0 yenilirsin, 2-0 yenilirsin ama büyük bir derece açtırtmak istemiyoruz. Yani ben çıkıp maçlara 5-0 hani sonuçta kimsenin aklında şey bırakmayalım. Büyükşehir geçen sene bu kadar yedi mesela. Hani rakipler için söylüyorum. Bizim içimizde bir şey olmaz. Çıksan da gençlerden yenil önemli değil ama büyük bir fark açılmasını istemiyorum. O kadar değil yani, birer ikişer kişi. Tabii böyle, tabii bunlar zaten tabii bunlar olacak ya, zaten. Komple değiştirmeyi kastetmiyorum. Yok. Tabii ki bunlar olacak abi içerisinde. Evet. Yani düşüncemiz de bu tarzda. İyi ya, güzel düşünüyorsun. Ha, gençleri de söyleyeyim. Gençler zaten geçen hafta, daha önceki haftalarda da söyledik. Şampiyon oldular bütün alt kategorilerimizde hemen hemen. Şu evet, anda da 13 namalup, 17 namalup gidiyor. Evet. Bakalım onlarda da hedef şampiyonluk. Hani istiyoruz ki iyi bir şey olsun. Bizim takım olsun, öbür takım olsun. Önemli olan iyi bir şey yapmak. Kiralık burada futbolcularımız var mıydı hocam Belediye Spor'da? Kiralık. Ne olarak? Kiralık gelen yani. A takım için mi? A takım için. Zaten burada kiralık diye bir şey yok hocam. Evet. Hani nasıl oluyor? Çok büyük yani bir dönüşümlü yani. Dönüşümlü de değil. Yani federasyon çok kötü bir statü koymuş buraya. Evet. Bu sene alıyorsun, sezon sonu işi bitiyor senden. Evet. Bu kadar para veriyorsun, alıyorsun. Evet. Satma imkanı olmuyor. Olmuyor. Bonservisini vermek diye bir şey yok. Lig bitti, lisansı bitti. Serbest gidebilir. Serbest gidebilir. İşte bunun için de adamlar, insanlar burada dayanamıyor. Bölgesel evet, lig olarak kimse dayanamıyor. Hani para tutunamıyor yani. Tutunamıyor yani. Her şey para vermek zorundasın. Federasyon sana bir katkı vermiyor. Bu ligde çok para gidiyor hocam. Yalnız, yani evet, burada yani 3. ligden fazla para harcanıyor bu ligde. Değil çünkü, mi 3. Tabii tabii çok futbolcular var. Profesyonel olmuyor. Hepsi şeyde oynuyor. Bal liginde mesela oynuyor. Sami Can İzci hatırlarsanız Urfa Spor'da şu anda evet, şeyde oynuyor. Mardin'de oynuyor. Yani bunun gibi bir sürü var. Hakan Doğan 3. ligde, 2. ligde banko oynayacak adam. Hocam böyle kesinlikle çok yetenekli gitmiyor bu oyuncular yani, şimdi Urfa Spor takip etmiyor mu acaba yani? Böyle bu oyuncular Urfa Spor'da da rahatlıkla oynayabilirler yani. Mesela yani zaten Urfa çok Spor... yetenekli gençler var. Evet. Urfa Spor mesela bu saatten sonra Urfa Spor doğudaki bu yetenekli futbolcular mesela... Bir tarama yapmak zorunda. Bir tarama yani yapabilir yani. Mesela hocalar var. Mesela Ali Tan Doğan gönderdi 2 tane hocasını. Diyelim doğuda git bana genç futbolcu getir. Evet. Yani sen yeni transfer yapmamak için, yine para harcamamak için
Mesela gönderir, git bana iki tane, üç tane iyi futbolcu bul, getir, ya seni çok, hazırla. Çok zor bir şey değil bunu yapmak ya. Çok zor bir şey değil ya. Değil İki mi? Tane adam, yani zaten etrafımızda bir sürü takım var baktığın zaman. Evet. Yani çok zor değil, yapılacak şeyler ama hani biz diyor kaçmaktan, kovalamaktan şey mi yapar, öyle bir söz var Halil abi. Evet. Kaçmaktan ne diyor, kovalamaktan kaçamıyor muyuz? Öyle bir söz vardı ya. Eskişehir'de. Öyle bir şey var. Öyle yapıyor Urfaspor'da şu anda. Evet. Hani bahsedelim bu hafta hemen burada şey, sosyal medyada sporcu kardeşlerimin bir şeyi vardı. Kamuoyuna duyurulur diye. Peçetem yok, sabunum yok, yüzümü yıkayamıyorum, elimi yıkayamıyorum. Yani bunlar, demek ki sıkıntılar yani, var ki bunlar, yani, onlar ayıp, paylaşmış. Ayıp yani bir şey. Bunlara mesela yönetim olarak tamam belki birilerine vurgu yapıyorlardır ama yönetim olarak bunlara izin vermemeleri lazımdı bana göre. Ya şimdi ama çocukların da mesela bak bu sıkıntıları olduğu zaman hocam, sıkıntıları artık mecbur dile getiriyor. Çünkü kimse destek vermiyor ya. Bu şimdi sıkıntı olduğu zaman. Bu yani iyi mi oldu mesela? Biz de bak biz de mesela şimdi kulüpte sıkıntı, kimse yardım etmiyor. Maddi yardım, yani bunu sayın vali duymuyor mu? Belediyeler duymuyor mu? Ya zaten sadakalar, bunun için neydi? Duymuyor mu? İş yani. Adamları duymuyorlar mı yani? Abi yani bunu şimdi şu ana kadar burada takımın durumu kötü yani. Yardım edeceksin ya artık. Kaç haftadan bellidir burada bağırıyoruz değil mi? Para yok, yardım yok, kimse destek olmuyor. Yani bunu yaptılar mı da duyuldu? Hayır. İşte bak futbolcuların ta şimdi futbolcuların bu dedikleri de şimdi bunlar duymadı mı yine? Ya ben duydu sana da ne oldu yani? Ben şimdi valiye kadar hani, bu kadar şeye gerek yok bence. Valiye kadar, ondan sonra bu şey belediyelere kadar, STK'lara kadar, iş adamlarına kadar, ondan sonra duydular. Hepsi duydu. Ya kaç tane Allah aşkına ben şimdi söylemek. Hani birisi çıksın dedi ki bunu duyduktan sonra kaç tane iş adamı aradı da Urfa Spor'u, ben bu kadar bağış yapıyorum. Ben bu kadar işte şirketimden Urfa Spor'a bu kadar para veriyorum. Kaç tane iş adamı söyledi Allah aşkına? Hani şu anda? Bir tanesi çıktı mı? İzmir'de iş adamlarımız var. Bak. Ankara'da iş adamımız var. İstanbul'da iş adamlarımız var. Antep'te var. Adana'da var. Ya bir güne ben bir iş adamını da Urfa Spor'u arayıp, kulüp başkanlığı yönetimini arayıp veya bilmiyorum artık sosyal medyadan olsun arayıp da ben bu kadar para bağışlıyorum, ben bu kadar para veriyorum, ben diyeni duymadım bu ara. Siz duydunuz mu? Yok, ben de böyle bir gelişim olmadı. Ya böyle bir erkek de yok ya, kusura bakma evet. Yani. Vallahi böyle bir erkek de yok yani. Şey söylüyorum. Urfa Spor'a geldi mi kimse destek vermiyor. Yani bu açıklama, futbolcuların açıklaması ne kadar etik, doğru mu? Onu yani aslında ben bunu anlatmaya çalışıyorum yani, esasında. Ben diyorum ki yani bir 2 milyon nüfuslu bir şehrin, bir futbol takımının futbolcuların bu açıklamayı yapması. Yapar abi ya. Adamın artık yani, ata şey bir şey sıkılmadığı zaman yani, etik değil ama Urfa'mız için iyi değil. Yani işte kimse destek vermiyor abi. Yani destek vermiyor, zaten vermiyor. Bunu yaptı şimdi kim verdi? Ben bunu soruyorum. Hani bunu yaptık tamam, herkese rezil olduk şu anda. Hepimiz rezil durumdayız diyelim. Hani buna destek olan, bunu duyan ne yaptı? Vallahi bilmiyorum da yani kimse. Bilmiyorum, hani duydunuz mu? Kimse bir şey var ya mı? Şimdi o kadar ya bu seçim, yani bu konuyla ilgili bir açıklama yapan bir büyüklerimiz de olmadı. Seçim, yani onu diyorum işte seçim, ama biz de rezil ediyoruz her zaman. Seçim arefesindeyiz. Yani, şeyde, yazık içinde. Yani. Bak seçim arefesi var, şey var yani. Yani birileri bir çıkıp da azıcık bir şey söylemesi lazım, bir destek vermesi lazım, bu çocuklara cevap vermesi lazım. Bak bu çocuklar bu açıklamayı yaptı. İşte bunu diyorum ben, bunu anlatmaya çalışıyorum burada. Çıkın bir tanesi ya diye ben bu kadar destek vereceğim, ben bu kadar yardım edeceğim. Ya ben iş adamıyım diyecek, ben bu kadar para veriyorum. Ya böyle bir kişi çıksaydı da bakıp arkasından gelen olur mu olmaz mı? İşte İsmail hocam ben bunu evet. Burada anlatmaya çalışıyorum. Bu kadar düşmemiş. Bu kadar yaptık, bu kadar düştük. Hani yine aynı. Yine aynı. Yine kimseden ses yok, abi. Ses de yok. İşte bunu diyorum, duydunuz mu herhangi bir şey söyleyen? Kimse destek yok. Vermiyor. Yok. Nereye gidecek? Yeri geldi mi Urfa Spor'u konuşuyor. Destek geldi mi destek yok. Aa kusura bakma. Olmaz bu işler. Vallahi yazık yani. Aramız mı var? Evet sevgili futbol severler, kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar beraberiz. Evet sevgili futbol severler, hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reşit Karakaş başkanımız da bizi izliyor. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
Demek ki o laf diyordu ki kaçmaktan kovalamak elimize geçmiyor. Evet, Urfa Spor için söylemiştik. Spor için, evet. Adamlar kaçmaktan ellerine, evet, diyor, kovalamak elimize geçmiyor diye. Evet. Bu sefer de onun için de gidip nereye göndersinler? Önce bir öndekilerini halletsinler de gitsinler, sonra o dediğiniz sporcu taramasına, aramasına daha hiçbir, evet, şey belli değilken, doğru, gidip ne, doğru, yapsın adam? Doğru. Hayırlı akşamlar İsmail Hocam. Çok değerli Möhtin Hocam, gönlümüz Urfa Spor'un şampiyon olmasıdır. Hayırlı yayınlar demiş Halil Bozkurt. Halil Bozkurt da böyle bir mesaj atmış. Mesajlar da tabii geliyor böyle. Evet sayın, bir mesaj daha okuyalım mı İsmail abi? Yoksa direkt sana mı soruyu yöneltelim? Okuyalım mı? Peki. Evet. Sayın Buz, size ve konuklara selam, iyi yayınlar diliyorum. O kadar üzgünüm ki cümle kurmakta güçlük çekiyorum. Can Urfa Mısır'la zirveyi tırmanmamak için uğraş veriyor. Tırmanmamak için. Bu da bizleri içten ve içe kahrediyor. Dolayısıyla Can Urfa'm bunu hak etmiyor. Tüm Urfa'ma şükranlarımı sunuyorum. Sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılar. Yalnızca Malatya sporlu ama gönülden Şanlıurfa sporluyum. İhsan Çolak Malatya'dan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yani bu Urfa Spor aşkı inanın bir başka. Neden derseniz, çünkü Malatyalı, öz Malatyalı adam diyor ki benim gönlüm Urfa Spor'da. Adam Maraşlı diyor ki benim gönlüm, evet, Urfa Spor'da. Yani böyle de bir aşk. Tabii maçı da biraz izledin sayın İsmail abi. Futbolcuları nasıl gördün, nasıl futbol oynadılar? Yine orta sahada biraz eksiklikler de vardı bence sanki. Nasıl değerlendiriyorsun takımı? Şimdi 90 dakika bir izleme imkanımız olmadı. Olmadı, evet. Ama ufak olmadı. Böyle bir İki dakika, bir de kulaktan duyma bazı şeyleri hem duyduk hem izledik. Evet. Şanlıurfa Spor, bence kaleci Ömer çok iyiymiş. Evet. Yani birkaç pozisyon, evet. Her maçta iyi olmasa zaten. İyi toplar çıkarmış. Karşıya karşı bir tane iyi bir pozisyon çıkarmış. Evet. Bir pozisyonda hakem penaltı verebilirdi. Mesela Sivas Belediye maçında gibi bir pozisyondu. Ona benzer bir pozisyon. Ama vermemiş. Artı Urfa Spor için genel olarak mesaj atan, yönetimde olan, başkan olsun, sayın valimiz olsun, hepimiz Urfa Spor'a üzülüyoruz. Üzülmeyen yok. Üzülmeyen yok canım. Kim derse, yani biz buradan bazen yani çok kırıcı konuşmuyoruz. Kimse iyi de kırmamaya çalışıyoruz. Evet. Ama bazen de konuştuğumuz zaman, şimdi ben mesela geçen hafta ilk defa Urfa Spor için çok böyle olumsuz konuştum. Yani böyle içimden geldiği gibi konuştum. Abi için yanıyor. Nedeni de iki tane mağlubiyet almışsın. Bunlar ağır mağlubiyetler. Şimdi mesela Kırklareli maçına gitmiş Urfa Spor. Kırklareli 5 maçında 2 beraberlik 3 mağlubiyet almış. Şanlıurfa Spor da şampiyonluğa oynayan bir takım. Son 5 maçında 2 galibiyet 3 mağlubiyet almış. Kim, iki mağlubiyetimizi en iyi takımlardan almışız, üç mağlubiyetimizi de orta takımlardan almış. Kötü İster istemez Urfa Spor'dan ilgili bir şey konuştuğumuz zaman işten gelen bir sesten konuşuyoruz. Evet. Yani Urfa Spor iyi bir durumda sen değil. Sen bir lafın vardı ya, evet, İsmail abi, bazen diyordun Urfa Spor yenildiği zaman inan konuşmak içimden bile gelmiyor. Yani moralim bozuluyor dedin. Urfa Spor'u aşağı yukarı yani burada takip ediyoruz, konuşuyoruz. İnanın yenildiği zaman yani ne konuşacağımı çok dikkat ediyorum. Yani dükkanda da olsun, evde de olsun, her dakika Urfa Spor için ne konuşabilirim? Yani kimseye yüzmeden ve iyi bilgi vererek. Yani bu tür şeyler sporun içinden geldiğimiz için, yani siz de keza aynen hepimiz oynamışız yani, bir şeyler yapmışız yani bu memlekete. Ya o yönden Urfa Spor'u eleştirirken dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Artı geçen ilk devre oynanan maçlarda Kemal Kılıç hocamız maçlardaydı. Şimdi Urfa Spor'un önünde böyle bir periyot var. Bir, 4 maçlı bir periyot var. Ben öyle bakıyorum. Şanlıurfa Bakspor. Yani Buksaş eski yani, Buksaş. Etimetus deplasmanına gidiyoruz. Şanlıurfa Manisa Büyükşehir Belediye geliyor. Keza biz önemli rakiplerden biri playoff için Pendik deplasmanına gidiyoruz. Ve biz Pendik'ten sahamızda 1-1 kaldık. Manisa'ya 3-0 orada inildik. Etimetus'tan 0-0 kaldık. Ve Buksaş adıyla Bakspor'a da 3-2 yenildik. Biz Kemal Hoca ve bilahare ondan sonra oynanan
Kara Gümrük maçından sonra hoca bıraktı. Zaten Kemal Hoca'yı da bu 4 maç aşağı doğru indirdi. Bırakmasına ana nedenlerinden biri, evet, bu 4 maç. Yani ben böyle giderdim. İlk aldığım notlara da baktım. Şimdi Urfa Spor biraz kafaca kendini toparlarsa inan ligin 3 tane para olarak şey kulübünden biri. Değer olarak. Değerli bir kulüp. Değerli bir kulüp. Evet. Önce Karagümrük, biz de üçüncüyüz. Yani buna göre bir hesabım var. Eğer kafa olarak sporcular kendi kendilerini toparlarsa, şu 4 maçtan da iyi puan çıkarırsak, samimi konuşayım, Urfa Spor playoff'a girebilir. Bak bu kadar zorluklara rağmen, zaten futbolun en güzel yönlerinden biri bu. Ama bu 4 maçı hem Sayın Başkanımız olsun, hem değerli yöneticilerimiz olsun, bak geçen hafta kendilerine biraz taş attık. Ama bu hafta da mutlaka bu 4 maçı iyi toparlayıp hocadan beraber puan alırsak, bak şampiyonluk değil, playoff'un içerisine girebiliriz. Yani, rahatlıkla giriyoruz. Tabii. Ya ben rica ediyorum. Ne kadar zor durumda olsalar da olsun, bu 4 maçı, bu 4 maçtan 10 puan, 9 puan almamız gerektiğini söylüyorum. Buradan sporcu arkadaşlarıma geçen hafta da söyledim. Hep bak futbolu konuşuyoruz, basketi konuşuyoruz. Yine bizim marka takımımız Şanlıurfa Spor'a geliyoruz. Tabii yani sonuçta bizim, evet, Urfa Spor'la. Eğer Urfa Spor playoff'a kalmazsa, bak kendi değeri düşüyor. Buradan değerli arkadaşlarıma, futbolcu kardeşlerime, sizin de değeriniz düşer. Siz de gideceğiniz kulübe ucuz bir parayla gidersiniz. 500'e gidecek olan 300-250'ye gider. Ama playoff'a giderse en azından bir başarı. Playoff'a giderse orada, hiç belli olmaz. Başarı çıkabilir. Ben bu takım, bak samimi söyleyeyim, ilk kurduğu günden de Halil abiden beraber oturduğum, Muhittin Ali abiden de, Sayın Çizmecioğlu'ndan, abimizden. Ben bu takımı kurduklarında halen de onu söylerim. Bu takımı iyi kurmuşlar. Evet. Ve devre arası tahtanın açılmayacağını bildikleri için bak geniş tutmuşlar. Santrafor'da biraz hata yapmışlar. Mehmet Albayrak'tan sattılar onu. İşte, tamam sattı ama Mehmet Albayrak da iyi çıkmadı. Evet. Onu da söyleyeyim. Bak, dürüst konuşalım. Yoksa geniş bir kadro kuruldu. Geniş bir kadro. Ama nerede durduk hepimiz? Para varsa, biraz uzattım yine, kusura bakma. Para varsa Urfa Spor gider dedik. Beceremedik. Evet. Bütünleşemedik. İşte yöneticilere kızdık. Herkes diyor ki bilmeyen var. Ya kimi getirsek, ben de geçsem seneye ve başka biri de geçse, bu lafı söylüyorlar Urfa'da. Biz bir kere yönetime geçen seneye aynı bu yönetim kalırsa ve başka arkadaş geçerse öncelikle sosyal medyaya kulak tıkayacak. Ben bunu diyorum. Rahat iş yapar. Şimdi bazen şu andaki Urfa Spor yönetimi de bazen sosyal medyayı çok ilerliyor. Gerek yok. Siz işinizi yapın. Yapmaya çalışın. Ben buradan bu mesajı da vermek istiyorum. Ama önemli olan sahada oynayan sporcu arkadaşlarımın, mutlaka kardeşlerimin iyi oynamaları ve sezon sonu da iyi oynadıkları takdirde kendileri de daha iyi bir takıma veya daha iyi bir paraya gidebilmelerini düşünmelerini istiyorum. Buradan da yani böyle sözümün son noktasına geleyim, toparlayayım. Urfa Spor küme de düşse, düşmez yani bu sene öyle bir şeyi yok, bizler ve yönetim de olsun ve Urfa'da yaşayanlar, herkes Urfa Sporludur. Urfa Spor bir markadır. Ben ekmeğini yemişim, ondan formasını da giymişim, oynamışım, basket olarak oynamışım. Yönetmişim de, inan çok büyük haz almışımdır. Çok büyük bir takımdır Urfa Spor. Yani bir Diyarbakır, bir Gaziantep veyahut bir başka bir ilin takımı gibi olacağını da düşünmüyorum. Sayın Valimiz mutlaka ve mutlaka 31 Mart seçimlerinden sonra ya bu yönetimden veyahut başka bir yönetimden mutlaka Urfa Spor'a ayrı bir program, ayrı bir proje yapacağını düşünüyorum. Yani böyle bu şekilde sözlerimi noktalamak, evet, istiyorum. Evet, bir iki tane mesaj da var onun müsaadenizle. Yani uzun tuttum, kusura bakmayın. Evet, estağfurullah, önemli değil. Güzel düşüncelerim vardı. Hani Urfa'nın kaymağını yiyip malı götüren firmalar, ben nereden getireyim rahmetli Erdoğan Cebeci'yi, valiyi? İyi akşamlar dilerim. Antalya'dan Mehmet Çakmak, sevgi ve saygılarımızı, eski taraftarlar dernek başkanı. Antalya'ya sevgiler buradan gönderiyoruz.
İşte o da böyle bir sezlenişte duymuş. İyi yayınlar kardeş, severek izliyorum. Ne Urfa Spor ne de amatör takımlarımıza kimse destek çıkmıyor. 50 yıldır ben bu işin içindeyim. Bunları çok yaşadım. Şampiyon falan da olamayacağız. Destek olmazsa lafa gelirken mangalda kül bırakmıyorlar. Selamlar, Kaptan Taplamacı Romanya'dan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tabii Mahmut abinin tecrübesi çok, bu evet. işi biliyor. Çünkü doğru söylüyor. Bu iş destek işi, bu destek olmadı mı kusura bakmayın. Ben burada Şanlıurfa Spor yönetimine burada %100 bir yerde çok katılıyorum. Bu amatör takım da olsa kimse destek vermedi mi kimse bir şey yapamaz. Kusura bakmayın. Kimse bir amatör takımda olsa burada normal git bir amatör ikinci amatör de olsa destek vermedi mi kimse bir şey yapamaz. İnsanların bir takıma ihtiyacı var. Desteğe ihtiyacı var. Tabii, destek olmadı mı olmaz. Mahmut abiye sevgi ve saygılarımı buradan sunuyorum. Kusura bakmayın hocam. İnan ki bu haykırışım öyle duygulandım ki senin haykırışına öyle duygulandım ki tutamadım kendimi, ağladım. İçimden hiçbir erkek iş adamı çıkmadı diyor. Urfa'nın kaymağını yediniz, Fatma Şahin kadar olamadınız. Nerede milletvekilleri, belediye başkanları, Şanlıurfa vitrin sahipsizlikten gidiyor. Çok yazık. İsmail Milli demiş. Evet, İsmail güzel. Milli güzel özetlemiş. Güzel mesajlar da atıyor. Çünkü takip de ediyor. İsmail Milli'ye de sevgi ve saygılarımı buradan sunuyorum. Demek ki Urfa Spor'u yakından da takip eden böyle güzel insanlar var. Tebrik ediyorum. Evet, mesajlar da geliyor. Ben söze hemen Sayın herhalde Taplamacı için bir şeyler söyleyeceksin. Hayır, Sayın Savaş. Çünkü senin eski abin, eski dostun, eski takım arkadaşın. Buyurun. Hem kaptanım Mahmud Ağabey. Kaptanın senin, evet. Gerçekten her hafta bizi takip ediyor ve Urfa Spor'la ilgili güzel projeler hem gerek buradaki mesajlarla gerekse bizi arayaraktan fikirlerini her hafta paylaşır. Gönlü kalbi hep Urfa Spor için burada atıyor. Emin ol, inanıyorum yani burada olmuş olsa ciddi katkıda sağlayacağını, evet. belki birçok böyle dostlarıyla da Urfa Spor'a katkı sağlar diye düşünüyorum. Gelecek ama bir türlü gelmedi. Yani önümüzdeki bir iki hafta içerisinde geleceğini söyledi, bekliyoruz. Evet, burada inşallah birlikte de bir program yapacağız. İnşallah. Ben İsmail Milli kardeşimin gerçekten her hafta çok güzel projelerle ilgili mesajlarını alıyoruz. Buradan özellikle de teşekkür ediyorum. Ve bu haftaki maçınız ne oldu? Ben onu izleyemedim. 15 Temmuz. Hı-hı. Bu hafta biz 15 Temmuz Suruç'ta deplasmanda 3-1 mağlup olduk. Bu saatten sonra bizim şampiyonluk iddiamız olmadığından dolayı ben gençlere dedim ya demin size tamam. gençlere önem veriyorum. Gençlere oynatmaya çalışıyorum. Seneye çünkü hazır. O gençlerin de oynaması lazım yani. Bir yerde 5-6 maç, 7 maç, 8 maç. Olsun. En azından o gençler motive olması lazım. O da bizim takımımız diye özellikle evet. sordum. Doğru. Sayın Muslu'nun az önceki Urfa Spor'la ilgili yorumlarında bir iki böyle kafamdan geçen şeyler geçti. Evet. Gerçekten para olmadan hiçbir şey olmaz. Saadet olmuyor. Saadet. Parayla saadet. Yani parası saadet. Doğru bir şey ya. Yani parayla saadet olmaz derler ama parasız da saadet olmaz. Parası da saadet olmuyor. Urfa Spor yani sezon başında iyi bir kadro kurmuştu Sayın Muslu'nun konuşmalarından zaten evet. Biz beraberdik. İyi bir kadroydu. Gelecek vaat eden ve iyi sonuçlar alan, zor da olsa iyi sonuçlar almıştı. Ve maddi sıkıntı Urfa Spor'u frenletir diye hep konuşmuştuk. Urfa Spor'un rakibi parasızlık diye hep konuşmuştuk. Bugüne baktığımız zaman gerçekten o kaliteli ayaklar, o iyi futbolcularımız bizi işte sonuca götüren defansımızın çok iyi bir defans olduğunu söylediğimiz kesinlikle. O kadronun bugün 5 haftadır yerlerde sürünüyor. Evet. Bunun sebebi emin ol ne hoca ne işte yönetim ne şu ne bu tamamen parasızlıktan kaynaklandığını, psikolojilerin bozulduğunu ve az önce Sayın Hocamın da ifade ettiği gibi böyle bir açıklama yapmalarını gerektiren değil mi? Hoş olmayan evet, Urfa Spor için, Urfa'nın için hoş olmayan, tavsiye etmediğimiz bir açıklama yapıldı. Tamamen maddi sıkıntıdan kaynaklanan Urfa Spor'un başarısının sebebi odur. Maddi sıkıntı. Yani eğer maddi sıkıntıyı aşmış olsaydı bu futbolcular
o kadar başarılı, o kadar iyi takım olarak olan, çok takım iyiydi, olarak evet. iyi olan takımımız bu hale gelmezdi. Benim ümidim kırılmış zaten. Hiç ümidim yok. Belki playoff'u zorlarız diye düşünüyorum. Olabilir mi yani Hayda Bey yani, playoff yani? Vallahi şimdi ben şimdi çünkü önümüzde de bir süreç var yani maçlar da var. Şimdi yani. Ama çok erken havlu atmış havası. Böyle bir şey var ama işte atmamak lazım. Yani şimdi. Böyle bir şey var. Şimdi lig bundan sonra başlıyor. Evet. Tabii. Bundan şimdi sonra yani. Bundan sonra bütün takımlar parayla işte primlerle sonuca gitmeye çalışacak. Bundan sonra artık kulüpler ellerini ceplerine atacak. Maalesef benim Urfa Spor'umun böyle bir parası imkanı yok, imkanı yok. O yüzden ben bunları göz önünde bulundurarak işi zor diyorum. Bundan sonra kolay maç yok. Geçen sene son haftaya kadar, sonundan ikinci haftaya kadar yani, şampiyonluğu kovaladık. Hatta yani, şampiyonduk bile. Yani ben maalesef play-off son dakikada yediğimiz gol var. Playoff için ümidim var ama bu 3-4 haftalık o kötü sonuçlar gerçekten biraz böyle gardımızı düşürdü. Evet. Bizi üzdü, karamsarlığa düşürdü. İnşallah bu hafta bir çıkışa geçeriz. Önümüzdeki öbür bölümde rakibimizle ilgili de bir analiz almışım. Onu konuşuruz. Özetlere baktın mı Ali abi sen? Baktım. Özetlere baktım. Nasıl değerlendirdin? Tabii Urfa Spor geçen 3 maçın etkisinde kalaraktan bir futbol oynadı. Ve pozisyonu çok az, işte çok pozisyon verdi. Yani kaleci gerçekten bu senenin en iyi futbolcuları arasındaki Ömer'imiz. Evet, Ömer bu hafta da yine güzeldi, iyiydi. Bence Urfa Spor kötü, yine kötü. Yani 4 haftadır üstte kötü futbolunu devam ettiriyor. Evet. Bana şampiyonluktan bahsetmeyin. Moralim çok bozuk. Arabamı götürdüler. Elde sadece motorum kaldı. Mustafa Kendirci abim İstanbul'dan yazmış bunu. Diyor ki arabamı da götürdüler. Elde sadece motorum kaldı. Selamlar, yani, selam söyleyin. İstanbul'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Evet. Mesajlarda ya 2 dakikamız var Muhittin hocam. İstersen evet. onu dolduralım. 2 dakika. Ya şimdi mesela maçta ben baktığım zaman hocam kadroyu hemen hemen her zamanki olan kadroyu bir onuru koymuş evet. da benim burada Halil Tuna hamle adamımız yok. Zaten Feridun iyi değil, Benhur iyi değil. Hamle adamı olarak bunları biz değerlendirdik bu hafta baktığımız zaman. Evet. Takım oyuna kaç dakikada aldı diyelim. Sercan'ı çıkardı. 61'de Sercan'ı çıkarmış. Samet'ten Feridun. Bir şey değişti. Mehmet Taşçı, Sercan, Feridun, Fevzi, Benhur. Evet. Ve Mehmet Taşçı herhalde Samet sakatlandı büyük ihtimal. Abi bir sakatlığı oldu, değiştirdi. Hani hamle adamımız bir Halil Tuna. Yine baktığın zaman Benhur'dan son haftalarda daha üstün oynuyordu. Bunu neden kadroya almamıştı acaba? Yok. Bundan bir şeyiniz oldu mu abi? Yok, haberimiz yok yani, bilgimiz yok ondan. Sanki sakatlığı mı vardı? İşte bilemiyorum yani, hani ben şey olarak bunu görmedim. Hani zaten bizim şeyimiz kısıtlı, kadromuz evet. da kısıtlı. En azından bir hamle adamı olarak Halil Tuna'yı da alabilirdi diye düşünüyorum. Şu an yedeklerde hamle adamı yok. Yok yani, bir Feridun, Benhur aldı. Bunlar da zaten oyun içerisinde hiçbir katkıları olmayan, hani kafada her şeyi bitirmiş. Ya bu sezon bir bitse de evet. bir yerlere transfer olsak da ya da bu elindeki paraları alalım da bize paramızı evet. versinler. İşte biz oturuyoruz, tamam, yemek yok, peçete yok, bir şey yok ama bunu da alalım, böyle böyle bu sezonu bir atlatalım diye. Maalesef. Belki sonuçta devre arasında imkanları olsaydı bunlar herhalde takımda kalmazlardı diye düşünüyorum. Kulüp bulmuş olsalardı giderlerdi. Evet. Kesinlikle giderlerdi. Baktığım zaman hocamın Ali Eren diye bir gencimiz vardı. Çıktı birkaç sefer bir maç oynadı. Ya bunu keşke devam ettirseydi yani. Hani evet. kısa da olsa 10'ar dakika, 15'er dakika, 5'er dakika verse de böyle sıra sıra. Bundan sonra değerlendirirler. Yani ne yapmalarını en azından görürdük bunların da yani. Almış şey de vardı. Ama yedek olarak. Veysel Sönmezsoy.
O da genç. Muhittin Hocam, Onur gibi bir sporcuyu oynatması ilk 11'de iyi bir şey. Yani oynatmış ama sağ bek oynatmış. Evet, başta sağ bekimiz yok. Yani. Evet, Urfa Spor en büyük Urfa Spor en büyük Urfa'nın markasıdır. Evet. Hiç kimse Urfa Spor'dan üstün değildir. Nemrudilere inat, yine şampiyon olacağız. İnşallah karamsarlığa yer yok demiş Halil abi, Demir abimiz. Sevgi ve saygılar. Olmayacak diye bir şeyimiz yok ya. Plöv, her şey olabilir. Ne olursun yani, evet. İyi olmasın. Hadi biraz destek. Evet, İnsanlarımız, iş adamı biraz destek versin, evet. Bu işi yap. Evet, her şey olabilir. Kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar beraberiz. Evet sevgili futbol severler, hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii mesajlar da yoğun şekilde geliyor. Evet, herkese hayırlı akşamlar. Şanlıurfa Spor'un yönetimini ve teknik ekibi ve futbolcu kardeşlerimizi bu kadar eleştirenler Urfa Spor'umuz için ne yapmışlar? Maddi ve manevi kaç idmanı seyretmişler? Kaç deplasmana gelmişler? Biz maalesef sadece eleştiriyoruz. Para para diyoruz. Futbolcuların peşinatlarının tamamına yakını ödenmiş içerisinde. Ödemişiz. İçeride sadece primler bu kadar, kıyamet koparıyorlar. Evet, demek ki futbolcular mı? Futbolcular kim kıyamet koparıyor. Geçen hafta kopardılar mesela futbolcular. Açıklamada yaptılar ya futbolcular. Evet. Mesela kıyamet, demek ki çoğu parasını almış. Yani. Niye kıyamet koparmaya izin veriyoruz o zaman yani, mesela? Çünkü çoğu mesela bak parasını her almış. Şey sadece almış. Diyor ki mesela biz geçen hafta burada televizyonda yönetimin futbolculara ödemelerini yaptığını, bir içeride prim kaldığını sadece zaten kamuoyuna bildirdik burada. Evet. İki kişiye paralarının küçük bir kısmını vermişler Fevzi ve Halil'e. Onun dışında bütün futbolculara burada kamuoyuna bilgilendirdik. Dedik verildi para. Bir tek primlerin olmadığını. Daha o zaman her şey ödenmiş. Her şey güzel gidiyorsa bu sonuçları neden alıyoruz? Veya bu kamuoyuna açıklama sebebi ne acaba? Halil abi. Yani sosyal medyada futbolcuların çıkıp paranız ödeniyor, her şeyiniz var. Şöyle söyleyeyim, niye zaman, çıkıp bunu söylüyorsunuz o zaman? Futbolcular oynamıyor. İşte bu sefer futbolcular oynamıyor. Her şey varmış. Hiç oynamıyorlar. Veriyorlar da. Ya bak paralarını almışlarsa de. Oynamıyorlar o zaman. Demek ki futbolcular suçlu o zaman. O zaman ne yapacaksın? Oynamayana cezasını vereceksin. Yenildiği zaman cezasını da vereceksin. Eğer para veriyorsan, gidip buluyorsun sağdan soldan, buluyorsan, yardım ediyorsan, futbolcunun evet. Parasını veriyorsan, o zaman cezasını da vereceksin futbolcunun yani. Ya şimdi... Herkes bir yemek veriyor bu sonuçları alıyor. Ya yeri gelir eleştirilir, yeri gelir takdir edilir, yeri gelir işte destek olması için çağrı yapılır. Burası bir sporla ilgili kamuoyu evet. Ve kamuoyun almış olduğumuz bilgilere dayanarak yeri gelmiş eleştirmişiz, yeri gelmiş işte destek olması için çağrı yapmışız. Ve bu futbolcuların yayınlamış olduğu bu bildiri evet. Gerçekten doğru değil. Madam her şeylerini almışsınız diye paralarını almışlarsa, cüzi işte bir primlerini almamışlarsa ya işte futbolcu da şey böyle ifak tefek yok. İşte futbolcu da biraz şey yani ifak tefek böyle bir kulüpte eksiklik oldu mu? Abartmanın bir anlamı var mı? Ya niye abartıyorsun ya? Her kulüpte eksiklik olur ya. Allah Allah. Evet. Her kulüpte ben yıllarca oynadım. Kulübümde benim eksiklik vardı. Bazen yemek sorunu oluyordu, bazen su sorunu oluyordu. Yani bazen şey oluyordu ya, bazı sorunlar oluyordu. Ya şimdi bugün bir evde de şimdi illa senin sorunu oluyor, iyi eksikliğin oluyor. Her gün aynı şeyi yapmıyoruz da evde. Yani illa eksikliğin oluyor. Aynı şeyi de yemiyoruz. Şimdi bir dakika hocam, şöyle söyleyeyim. Ben şimdi, Halil abi nerede aldın? Kaparana'dan ben antrenmandan. Evet. Bir bakıyorsun ki antrenmanda su yok. Gidiyoruz mesela, geçen hafta gittik mesela Suruç'a. Sular kesik, su gelmiyor. Bırak sıcak suya, soğuk su yok. Bırak. Futbolcular topunu oynadı, 90 dakika oynadılar. Su yok ya. Adam yüzünü yıkayacak su yok, abdest alacak su yok ya.
Yani biz problem etmedik, giyindik, geldik. Olur ya, her zaman mı oluyor? Hayır. Yani, birer kere olmuş bu. Bırak da Urfa Spor'da bir kere iki kere ufak tefek şeyler olsun. Onun büyütmenin de bir anlamı yok ya. Ya niye bu kadar büyütüyorlar yani? Sen Urfa Spor'da yiyorsun, içiyorsun, yatıyorsun, tesisin var. Almışsın. Paranı almışsın. Bilmem neyin var. Oyna kardeşim. Ha, bunu söyleyen de hakkını ver. Hakkını vereceksin. Eğer oynuyorsan orada hakkını da vereceksin. Ben evet, öyle düşünüyorum evet. Yani. Çünkü bütün güzellikleri sana sunmuş. Bütün güzellikler sana sunmuş. Şimdi İsmail, vereceksin. Önemli olan sonuç. 4 haftadır bütün Urfa kamuoyu veyahut bizler de daha farklı konuşmaz mıyız? Kesinlikle. Ben bak şunu daha söyleyeyim. Daha çok bağıracak. Bak Silivri şunu bir örnek olarak söyleyeyim. Silivri maçına gittim geçen yıl. Evet, Silivri maçına. İstanbul'da. Aha. Oradan da Silivri'ye gittim oğlumdan beraber. Maç 2-0 Urfa Spor yendi. Çok yani güzel bir şekilde yendi. Ben maç çıkışı kendi sosyal paylaşım sistemde şunu yazdım. Dedim ki Şanlıurfa Spor 2-0 yenmiştir ama arka arkaya mağlubiyet alacaktır. Yani takip ediyoruz. Evet. O zaman da yine orta saha gibi bir takım şeylerden oynandı. Takip ettiğimiz halde. Tabii bize göre, bize inananlara için daha böyle iyi araştırıp daha iyi şeyler söylemeye çalışıyoruz. Ve Urfa Spor arka arkaya 5-6 tane mağlubiyet aldı. Belki hatırlıyorsun Halil abi. Tabii tabii. İsmail. Hatırlıyorsun. Bir ara bir seride evet. 4-5 tane yani, mağlubiyet aldı. Yani şimdi görünen köy kılavuz istemiyor. Evet. Urfa Spor iyi gitmiyor. Bunu ben de biliyorum. Sayın Başkanım da biliyor. Sayın Valim de biliyor. Sporcu arkadaşlar da biliyor. Ama bakın bu saatten sonra ben biraz önceki konuşmamda da söyledim. Toparlanıp bak bu bir puan bizi playoff'ta bırakır. O playoff'ta senin dediğin gibi bakarsın şampiyon da olabilirsin. Olmayacak diye bir hiç şey hiç olmayacak bir şey yok. Biraz birimizi ağır eleştirmeden bu hafta bak, rakiplerimiz de geldi. Bak evet bak bir de o var. Bizim için en önemli rakipler bak Pendik. Playoff'a kalmamız için. En önemli rakiplerden biri Pendik. Evet, Pendik etmez. Ve 3 hafta sonra 4 hafta sonra onunla oynayacağız. Onun için biraz rahat bırakalım. İnşallah puanlarını alırlar. Kulüpte bir şekilde bu süreci iyi geçirir. Ben yine de söylüyorum 31 Mart'tan sonra Urfa Spor'da çok iyi işler olur yani inşallah. Ümit ediyorum. Ol Budak demiş ki Menemen, Tuzla, Fethiye evet. Maçlarını aynı futbolcular oynamadı evet, mı? Ne değişti? Abi. Bunu sorgulamak lazım. Evet. İşte tabii bunu da yani. Sizin sorgulamanız lazım yani artık. Yo, doğru söylüyor arkadaş. Evet. Yo, doğru söylüyor. Şimdi bak ben sporcuları evet. Şunu söylüyorum yani. Tabii aynı futbolcular oynadı. Şimdi aynı sporcular oynadı. Bu sürece de aynı sporcular getirdi. Tabii. Bu saatten sonra da aynı futbolcuların evet. Çıkarması lazım. Evet. Bu sorgulamayı kime yapmak lazım? Sorgulamayı genler yapacak futbolcular. Kime yapacak? Tabii, genler yapacak. Evet. Genler bundan sonra sorgulayacak. Bu saatten sonra evet. Bu takımın evet. Çıkışı sürmesi lazım yani. Evet. Futbolcular yani, toplantı yapılacak, konuşulacak. Esasında ben şöyle söyleyeyim. Evet. Değerli yönetici arkadaşa da şunu söyleyeyim. Yani iyi rol oynamıyorum. Yanlış anlamasın. Şimdi bu saatten sonra hiç bunların birini konuşmamamız gerekir. Açık konuşalım. Evet. Yapacakları tek şey ilk önümüzdeki hafta maçını sporcu arkadaşlarımız konsantre olacak. Evet. Zaten Şanlıurfa'da oynanan Şanlıurfa Bakspor maçı ve Etimesgut'ta oynanan Urfa Etimesgut Urfa maçını Şanlıurfa Spor aldı takdirde playoff'a girir. Yani rahat olsunlar. Ama bunu da gittikten sonra yani bence iş çok kötü olur Urfa Spor'un. Biz umutluyuz ama evet. Ben alırım. Çok ben, zor olur. Şimdi her böyle mağlubiyetten sonra evet. Bir takımın bir yükselişi olur. İnşallah. Bir serisi İnşallah olur. Evet. Belki biliyorsunuz Urfa Spor'un daha önceki evet. Yıllarda da maçlarda da mesela böyle bir düşüşe geçtiği zaman böyle bir çıkış da yapıyordu. Evet. Bazen böyle bir çıkış yaptığı zaman bir düşüş de oluyor yani. Yani bunlar yaşanıyor. Tüm sadece Urfa Spor'da evet. Tüm takımlarda yaşanıyordu. Ama inşallah Allah'ın izniyle ben diyorum ki inşallah bu haftadan itibaren böyle bir çıkışa geçer. İnşallah. Diye düşünüyorum. İnşallah. Yani. İnşallah. Yani, hakemle ilgili Sayın Muhittin Hocam'a sormadık. Bir soralım hakemle evet. ilgili. Ferhan Kestanlıoğlu. Evet. Tecrübeli bir hakem. 16 bin lisanslı. İzmir bölgesi. Bundan önce bizim Tokat maçımızı yönetmişti. 2010 yılında olaylı Tokat maçı. 2-0 yenildiğimiz maçta Habib Aslan dönemi başkanlığındaki takımımızda olaylar çıkmıştı. Baya bir
şey olmuştu, penaltıyı vermemişti. Gitmişti, ofsayttan gol atılmıştı. Biz 2-0 mağlup olmuştuk. Bu maça gelirken iyi bir maç yönetti bana göre. İsmail abim dediği gibi bir penaltı o verebilirdi. Vermedi. İyi bir maç yönetti. Hani maça baktığında zaten oyun içerisinde bizim zorladığımız bir maç olmadı. Ne oldu? Bir 10-15 dakika bir istekli başladı. 15 dakikadan sonra maç orta alanda iki takımın karşılıklı cılız ataklarıyla gitti geldi. Burada da hakemin işini kolaylaştırdı. Hakeme herhangi bir şey düşmedi. İki sarı kart bize, iki sarı kart karşı rakibe gösterdi. Maç içerisinde rahat bir sergiledi. Tecrübeli de bir arkadaştı. Bunun için zaten biz bir şey yapmıyoruz ki hakemi zorlayacak da bir şeyimiz olmuyor. Evet. Yani hani ortada geçen bir maçtı. Yani hakem için kolay bir maç oldu yani. Ama hocam daha önceki yıllarda da bak böyle takip ettinse bilmiyorum. Böyle hakemler Urfa Spor'a karşı böyle ne bileyim işte aynı İzmir'den diyelim aynı yerden mesela İzmir takımları da bizim gruptaydı. Böyle Urfa Spor'a karşı böyle art niyetlilerdi biraz yani. Ben ya öyle biraz... Onu bazı, doğru söylüyorsun İsmail. İnan öyle ya. İki yıldır çok iyi bir şey tespit ettim. Çok doğru söylüyorsun. İnan ben böyle takip ettim. Yani Urfa Spor'a karşı böyle art niyetler biraz. Geldiklerinde Urfa Spor'a... Ön yargılar yani. Çünkü nasıl ön yargılar? Yani İzmir'in takımı bizim grupta bir bakıyorsun ki bir şeyden oynuyoruz Sivas'tan İzmir'den hakem ataması yapıyorlar. Ya bunu MHK yapıyor mesela ama bunu gözden kaçırıyor. Bu yanlış ama. Bunu gözden kaçırıyor. Bir hakeme bakarsın 3 hafta üst üste aynı takımın maçına vermiş. Yani onlar bu yani sefer Urfa karşı her şey geliyor. Ön yargı oluyor ya Urfa ön karşı. Oluyor. Hüseyin Sabancı. Evet. Hatırlarsanız PTT ligindeydik. Olaylı bir maç yine. 1461 maçında olaylar çıktı. İçeriye gittik. Zaten bizim çöküşümüz oradan oldu esasında baktığın zaman. 1460. Tabii oradan oldu hakemin. Ondan sonra da tabii İzmir'den gelen hakemlere biz de kötü bakmaya başladık. Esasında hani hakemin bir suçu yok burada. Nasıl yok? MHK görev veriyor. Git bunu yönet diyor. Adam çıkıp yönetiyor. Bunu kim dikkat edecek? Hani algı olarak MHK. Merkez Hakem Kurulu buna dikkat edecek. Tamam ben buraya verdim bu adam olaylı maç. Hala üstüne üstlük 3 hafta sonra bir daha bir İzmirli bir hakem kardeşimizi göndermesi etik olmuyor. Hani bizlerin taraftarın kafasında farklı şeyler uyanıyor bu sefer sizin dediğiniz gibi. Yoksa gelen hakem tabii ki geliyor burada iyi bir not almaya çalışıyor, hata yapmamaya çalışıyor. Biz algı olarak onu farklı algılıyoruz esasında. Değil bunu kim yani? Dikkat edecek? Bunu MHK dikkat edecek. Vermeyecek bunu bir daha maça ki orada herhangi bir şey kapatmak için. Hüseyin Sabancı çok maçta hata yaptı. Zaten evet, sonu evet, oldu. Zaten. Ondan sonra sonu oldu zaten. Evet. En son bir İzmir'de yönettiği Göztepe maçı. Göztepe Karşıyaka maçında. Evet. Orada zaten bardağın son dolduran damlası oldu. Ondan sonra çok Urfalılar beddua etmişti onu. Ya Urfa Spor'a karşı böyle ön yargılar yani çok oldu yani. Işte ona biz şahidiz yani. Yani. Efendim? Yani ön yargısı nasıl? İşte bir gelince kafasında geçen hafta Ferhan'a yapmışlar. Bu hafta bana yapmasınlar diye içindeki o şeyden gelince gayri ihtiyari elinde olmayan sebeplerden o kafaya yerleştiğinden dolayı oluyor bazı şeyler. Peki hocam ben şeyi sormadım size. Bu hafta 11 Nisan'la Belediye Spor da karşılaştı. Evet. Onun hakemi nasıldı? Böyle klasman hakemi miydi ona? Yok bölgesel hakemdi. Bir de maç nasıl geçti? Bölgesel hakemdi. Zaten karşılıklı ataklar geçti. Artık zaten Belediye Spor işte şampiyonluk gidince futbolcular da kafasında her şeyi bitirmiş, rahatlamış. Burada kaç maç var? 7 maç var. İşte haydi burada işte ufak ufak biz bize yürüyelim. O havadalar herkes. O havada olunca da zaten karşısındaki istekli takım karşısında 11 Nisan'a karşı herhangi bir varlık gösteremediler yani. Evet. Evet. Dostluk içinde yani, geçti yani. Önümüzdeki evet önümüzdeki hala bir zaten bildiğiniz gibi burada önemli Urfa Spor'un bir maçı var. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun o maçını? Tabii şimdi bu haftaki maçımız bana göre en zor maçlardan biri. Buhsaş yeni ismiyle Bakspor ikinci yarının en skoral en iyi puan toplayan takımlarından biri. 9 puan toplamış hiç mağlup olmamış. Evet. 3 beraberlik, 2 galibiyet almış. Tabii aldığı sonuçlar Tarsus'la sahasında ikinci yarının ilk maçında 0-0 kalmış.
Eti Mesut ki güçlü bir ekip orada bir beraber kalmış deplasmanda. Manisa'da iyi bir takım onlar sahasında, Bakspor'un sahasında bir berbere kalmış ve son iki hafta çıkışa geçmiş. Pendik deplasmanındaki Pendik iyi bir takım, evet. 2-1 yenmiş. Evet. Bakspor bu haftada sahasında Bandırma'yı 1-0 yendi ve ikinci yarının en iyi takımlarından biri. 9 puan toplamış, halen mağlup olmamış. Yani Urfaspor buna göre bir hazırlık yapması lazım. Öyle çok önemli bir, ciddi çok, bir takım. Çok iyi bir takım. İkinci yarının en iyi takımlarından biri. Ve mağlup olmamış, çıkışa geçmiş. Geçen hafta, evvel hafta Pendik gibi bir takımı da deplasmanda yenmesi önemli bir yani takım olduğunu gösteriyor. Çıkışını sürdürecek diye düşünüyorum. Urfaspor buna göre kafa olarak hocamız, teknik heyet, futbolcular bu geçen 4 haftanın kötü futbolunu, evet, olumsuzluklarını bir tarafa bırakıp tekrardan o küllerinden sıkılması lazım. Bana göre bu hafta ciddi hazırlanıp bu haftayı eğer kayıpsız geçerse hem taraftarın gönlünü, evet, kazanır, tekrardan bir 10-15 bin kişiye karşısında çıkar, bir futbol oynar. Bundan sonraki maçlar için söylüyorum. Bu hafta sanmıyorum. Ama bu haftaki maç önemli. Yani bu haftaki maç çok önemli. Yani bu hafta da eğer Urfaspor olumsuz bir sonuçla karşılaşırsa taraftar da bu maça, hiçbir maça gitmez diye düşünüyorum. Yani taraftarı da kaybeder. O yüzden hatta geçen hafta da, evvel hafta da gördük burada. Yani bayağı bir taraftar eksikimiz vardı. Evet. Bu hafta inşallah bu maça çok ama iyi hazırlanır. Ama Urfaspor zor maçları da sever ha Sayın Savaş. Yani şimdi bu, dünkü maçta da Urfaspor iyi futbol oynamadı. Evet. Yani izlediğimiz kadarıyla. Kaçırdığı, pozisyonlar da vardı. Yani bir Caner Demir bir kafa, kaçırdığı pozisyonlar vardı. Yani. Top var ama yani arzu ettiğimiz o çok böyle beklediğimiz Urfaspor'u şampiyonluğa aday bir futbolu görmedik. İnşallah bu hafta bu geçen 4 haftayı bir tarafa bırakır. Yeniden tekrardan iyi bir futbolla, iyi bir skorla, evet, iyi bir tespit. Evet. Bakspor'u yeneriz diye düşünüyorum İnşallah. Yani. Yani evet. boş bırakmamalı yani. Abdullah Canbel'in bir mesajı dikkatimi çekti. Evet. Urfalılar siyasete gösterdiği ilgiyi memlekete gösterse Urfa güllü gülistanlı olur demiş. Evet. Gerçekten. Evet. Yani, doğru söylemiş. Yani tabii tamam. Bizim hiç iyi, iyi bir spor adamıdır Abdullah Bey. Abdullah Can Bey'e sevgiler gönderiyoruz, evet, burada. Tabi Urfalı Ömer demiş ki Urfa sporumuz inşallah iyi olur. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Evet. Temennimiz iyi olması. Veysel Karanikayan da demiş ki Urfa sporumuza başarılar. İnşallah playoff'u garantileriz demiş. Evet, inşallah. İsmail Mutlu, Halil Savaş'a ve Muhittin Hocam'a çok selam demiş. Ben de selam gönderiyorum. Muhterem Sert de demiş ki Urfa spor bu hafta yener, hiç merak etmeyin. Rıdvan Yeşil de demiş ki Urfa sporumuz iyi yolda. Said Akdağ abimiz de demiş ki başarılar diyoruz. Temennimiz tabii takımın iyi gitmesi. Güzel temennilerde bulmuşlar. Evet, Onur Aziz Atla abim de demiş ki yeneceğiz demiş bu hafta. Faruk Çınar da demiş ki ne olursa olsun yenmemiz lazım. Abdurrahman Sevgili de demiş ki eğer playoff'a gitmek istiyorsak buradan başlamamız lazım. Evet. Yani aynen, sıra bakmayın böyle sevgili spor severlere, böyle sıradan okuyorum hepsini. Abdullah Suruçlu da demiş ki Urfa sporumuz inşallah iyi olacaktır. Abdurrahim Tokaris da demiş ki destek olması lazım, o kadar duyuru yaptın, kimseden ses çıt yok. Duyuru benim işim, yapmam lazım yani. Urfa spora destek için benim söylemem lazım burada. Yani eğer ben Urfalıyımsa, bu şehirde yaşıyorumsa, bu marka şehri biz takımı gidip izliyorsak tüm siyasetteki insanlara hep sesleniyoruz. Mecbur seslenmek zorundayım. Belediye başkanları, valiler, STK'lar, iş adamları, herkesin Urfaspor'a destek vermesi lazım. Kusura bakmayın. Demin de söyledim. Bir amatör takım destek vermediğin zaman perişan oluyor. Kusura bakmayın. Bir amatör takımı destek olmadığı zaman deplasmana kadar gidemez. Büyükşehir Belediye, ASKF işbirliği de bana araba vermezse o çocukları bindirip götüremem ben. Viranşehir'e, Suruç'a, Süverek'e. Kusura bakmayın. Büyükşehir araba veriyor. İşte ASKF desteğiyle mesela. Araba veriyor Büyükşehir. Çocukları bindiriyorum. 18 kişi götürüyorum. İşte Urfa Spor'a da destek olmadım. Kusura bakmayın.
Bu futbolcuların alacakları var, bu futbolcuların yiyecekleri var, bu futbolcuların her şeyi var. Onun için destek lazım. Başka destek olmadan bu işler olmuyor. Kusura bakmayın. Yani herkesten destek veriyor. İnşallah bu ben açıklamalar yaptım. İnşallah bir iki tane iş adamı hafta içi çıkar da bir yiğitlik yapar da Urfa Spor'un yönetimini başkanını arar da lan ben bu kadar para veriyorum der bir irçek. Bulamıyorum ama inşallah çıkar diyorum. Böyle kusura bakmayın ben de böyle bazen kızıyorum. Tabii destek olmayınca insan zoruna gidiyor yani. Kusura bakmayın. Evet İsmail abi son sözlerimize geldik. Böyle son sözleri senden alalım. Şimdi Şanlıurfa Spor'un yönetimine şunu söylemek istiyorum. Belki biz de eleştiriyoruz. Belki başka arkadaşlar da eleştiriyor. Kendi işlerini yapsınlar. Urfa Spor'a hizmet etmişler. Biz hepsine teşekkür ederiz. Daha 1968'den beri hizmet edenler var. Evet. Hiçbirinin arkasından kötü konuştuğumuz var mı? Yok. Yok canım. Neden? Hep hizmet etmişler. Hizmet bu arkadaşlar da hizmet ediyor. Evet. Biz bunlara da teşekkür ederiz. Bazen İşte böyle 3 mağlubiyet alınca ister istemez bir iki laf ediyoruz. Ya bazı yönetici haklarını da helal etsinler ama hiç kimsenin şahsına bir laf söylemeyiz. Bazı yönetici bazı yönetici abilerini ben gözümden gördüm. Evet. Sabah gidiyor, akşam onda tesisten çıkıyor fosforu tesislerinden. Evet. Ben yani, şahit olduğum var ya. Yani bu hak veriyoruz, vermiyoruz değil. Fakat burada en büyük iş bu önümüzdeki 4 haftada oynanacak olan maçlarda sporcularımıza düşüyor, futbolcularımıza hiç düşüyor. Umarım iyi hazırlanırlar, iyi bir şekilde ilk 2-3 maçı alırlar. Playoff'a rahat bir şekilde kalırız. İyi akşamlar. Evet. Peki, teşekkür ederim Sayın Mutlu. Dillerine sağlık. Evet Sayın Savaş. Tabii bu hafta bu kötü gidişe bir dur demeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu hafta. İnşallah bu hafta derler. İnşallah bu hafta dur derler ve iyi bir galibiyetle çıkışa geçerler. Aslında emin ol hiçbir şey bitmiş değil. 3 hafta üstü aldığın zaman üstlerdesin. O yüzden bu hafta bu önemli. Hafta olsun diyoruz. İnşallah bir çıkış yakalarız ve galibiyetle haftayı kapatırız. Peki teşekkür ederim. Dillerinize sağlık hocam. Evet bu Park Spor'la bu hafta oynayacağımız Park Spor. Osmanlı'nın altyapısı bildiğimiz gibi. Evet. 6 tane U21'den takımı futbolcusu var. Bunlar da ilk 11 oynayan adamlar. Genç. Yani genç adam, koşan takım. Bizim takım koşmadığı sürece bunları bu hafta yenemeyiz. Evet, mücadele etmemiz lazım. Mücadele etmemiz lazım. Zaten Bora Marangoz hocaları Osmanlı Spor'da 4 yıl altyapısını çalıştırmış U21'in. Oradan da buraya geçmiş. Gönül ister bu hafta galip gelmemiz. İyi bir çıkış yaparız. Allah yardımcıları olsun diyorum. Amin. Başarılar diliyorum bu hafta için. Peki. Murat Demir kardeşimiz de bir mesaj göndermiş. Konuklarımıza çok selam demiş. Murat Demir abimize sevgi ve saygılarımızı buradan sunuyoruz. Tabii temennimiz Urfa Spor'un bu saatten sonra bu hafta inşallah bir çıkışa geçer. Daha iyi yerlere gelir. Playoff'u da garantileriz. En kötü yani playoff'u garantilememiz lazım. Ondan dolayı Urfa Spor'umuza bu haftaki maçta da başarılar diliyoruz. Allah'ın izniyle inşallah yeneceğiz. Bu programı kaçıranlar için yarın sabah saat 10'da tekrarı var. Evet, spor zirvesi burada sona eriyor. Haftaya görüşmek dileğiyle iyi akşamlar efendim.